Sürdürülebilirlik iletişimi kurumsal alanda iki bakış açısıyla tanımlanabilir. Birincisi, sürdürülebilirliğin iletişimini yapmak. Bu yaklaşım daha çok sosyal ve çevresel konuların iletişimini bir araya getirmek ve çok sayıda kişiye davranış ve tutum değişikliği konusunda ilham vermeyi içerir. İkincisi ise iletişimi sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirmek. Daha az enerji kullanmak, tanıtım ve medya çalışmaları için sürekli uçak seyahatleri yapmamak ya da tanıtım malzemelerinde basılı malzeme yerine e-mail kullanmak bunlara verilebilecek örneklerdendir. Her şirket iletişim çalışmalarını daha sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirebilir ve bunu yapmalıdır da. Bu yaklaşım daha çok iletişimin çevresel etkileri üzerinde durur. Peki ilk yaklaşıma geri dönersek, örneğin bir şirket yeşil ürün veya hizmetleriyle ilgili bir dış iletişim faaliyeti yürütüyorsa bu sürdürülebilirlik iletişimi sayılır mı? 15 yıl öncesine kadar bu sorunun cevabı evetti. O yıllarda sürdürülebilirlik iletişimi temel olarak raporlama üzerineydi. Şirketler yeni yeni sosyal ve çevresel konularda raporlama yapmaya başlamışlardı. Ancak bu çalışmalar tamamen genel iş seyrinden ayrı yürüyen çok küçük ölçekli işlerdi. Sürdürülebilirlik iletişimi de çevre iletişimi olarak geçiyordu ve sürdürülebilirlik iletişimi her zaman şirket veya ürün üzerine yoğunlaşıyordu. Kurumsal iç iletişim yani çalışanlar bu sürece dahil edilmiyordu. Sürdürülebilirlik iletişimi, şirketin kamuoyuna ve çalışanlarına neler yaptıklarını anlatması ve insanların firmalarından gurur duymasının çok ötesinde bir olgu. Bugün sürdürülebilirlik iletişimi, yaptıklarını anlatmaktan önce çalışanları dinlemek ve gelişimlerini desteklemek üzerine kuruludur. Sağlıklı bir sürdürülebilirlik iletişimi, önce paydaşları dinlemekle ve onları davranış değişikliğine dahil etmekle başlar. Sürdürülebilirliğe yönelik gerçek bir değişim için ilgili paydaşların cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Doğru bir sürdürülebilirlik iletişimi, kurumsal boyutta içten başlayıp dışa uzanması gereken bir süreç. Sürdürülebilirlik iletişiminde izlenmesi gereken ilk yol, sürdürülebilirlik politikalarının oluşturulması, tüm birimlerde bütünlük içerisinde uygulanması ve gönüllülüğün sağlanmasıdır.